kabaca buradaki deliği kapatmıştık bir parça deriyle. Aklıma şimdi bir şey daha geldi. Bu camlarda kullanılan sineklikle de bunu yapabilirsiniz. Hani betonun içerisindeki çelik gibi düşünün, sağlamlığını sağlamak için burada. Ne Aynen. yaptık? Bunun kurumasını bekledik. Şimdi zımparalayacağım arkadaşlar burayı. Bakın olduğu gibi doldu burası. 80 numara elimdeki zımpara. Zımpara çok güzel çalışıyor. Bunun esası zımparalayıp tesviye etmek. Bunu aldığımız, ürünü aldığımız kardeşimiz de bu şekilde tarif etti bize. Erkam herhalde bu videonun altında o kardeşimizi sizle paylaşacak. Aynen. Bu kenarlardaki taşan yerleri tamamıyla alıştırıyorum. O yükseklikleri yok etmek adına. Şu an sonuç çok güzel bu. Hakkınızı helal edin. Bende sinüzit var. Sinüzit azdığı zaman kablama dişlerime baskı yapıyor ve beni çok hırpalıyor. Kusura bakmayın. Bugün çok fazla konuşamayacağım. Hoş konuşmamı sevmiyorlar zaten. Şimdi bu köşeleri dostlar hani yüksek kalmıştı. Böyle elimle yoklama yapıyorum onu. Arabanın üzerine macun atılıp da tesviye etmek gibi. Kaportaya macun atıp da Evet. tesviye etmek gibi. Tesviye etmek gibi. Güzel bir sonuç olacak diye düşünüyorum. Hani ne dedim, Anadolu'da yaşayan, köyde büyüyen arkadaşlar bilirler. Bunun mahiyeti muşamba gibi dostlar. Aynen. Böyle içerisinde pul pul simler böyle belki dikkatinizi çekiyor. Ya güzel bir sonuç olacak gibi geliyor. Ha bu arada macunun renginin bir kıymeti yokmuş. Asıl olan son kat atacağımız boyaymış. Onu da öğrenmiş olduk. Bunun da bilgisini vereyim size. Bu arada bu yaptığımız işlerden dolayı bizden rahatsız olanlar varmış. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı çok mutluyuz. Onu da söyleyeyim. Böyle insanları 3 kuruş için söğüşlemek çok ayıp. Arabalarınıza düşman olmayınız. Buraları ipli bahçe hortumuyla falan kapatmayınız. Muazzam, şu an elime hiç şey gelmiyor, fikir Evet. gelmiyor. Tamamıyla tümleşti. Hatta arkadaşlar kapının orada da bir sıkıntı vardı. Buradan gözüküyor. Orayı da doldurduk. Orayı da yapacağız. Kapının Bunu pandikotunda da. burayı size gösterelim diye buraya öncelik veriyorum. Dostlar hırpalamıyorum. Yani öyle haldır haldır girişmiyorum. Zaten böyle çok böyle haldır haldır girişeceğiniz gibi bir şey olmuyor. Öyle bir kabartı olmuyor. Şu an O çok güzel. tümleşti. Şura kaldı abi. Şurada. Orayı alacağım. Alacağım birader. Bir saniye. Şu 80'i vurayım. Peşinden bir de 240 vuracağım buna. Bir tur daha parlatacağım. Çünkü artık inip bine bine bak buradaki damarlar şu Aşırı. kısımda yok olmuş haliyle. Tabii 1258 yaşında araba, yani normal bu tür şeylerin olması. Böyle bir şey olduğu zaman küçücük bir el beceriniz varsa rahatlıkla giderebileceğinizi düşünüyorum. Sonuç güzel olacak gibi görünüyor buradan. Şöyle bir ıslak bez de alacağım, bir Şu an böyle tam yani deriyle deri beraber oldu. beraber oldu. Önceden nasıldı yaptığımda böyle tepeciklerle ovacıklar vardı. Bakın şu an. Şurada yine bir tık var ama çok fazla uğraşmayacağım. Belli belirsiz var. Belli belirsiz bir tık var. Şurayı biraz alıştıracağım yine. Bakın ana yeri çıktı, sürdüğümüz yer, hani doldurduğumuz yer. Resimlerden hatırlayın ilk halini. Videoda bakarsanız bakın oraya kadar indirdim. Yani bazı arkadaşlar bunu yapamamışlar. Neden yapamamışlar onu da anlamış değilim. Çok basit uygulaması. Biraz sadece biraz uğraştırıyor. Ben Ya da ilk defa sabır. birazcık sabır, ben ilk defa yapıyorum. Gerçekten buna rağmen o kadar zorlamadı beni. Sadece zımpara birazcık zorluyor. O da dediğim gibi eğilemiyorum. Dişlerime baskı yapıyor. Abi Ha? orası bence muazzam oldu. Daha Oldu da değil fazla mi burası? inceltmemek lazım diye düşünüyorum Şurayı macunu. şuraya gireceğim birader azıcık.
Azıcık şuraya gireceğim. Bura bir tık yüksek atmış. Değil mi? Bak anaya indik. Aynen. Anaya dostlar bakın. Çatlağın izleri. Şu an şurası sıfır. Yani elimi attığım zaman. Sıfır. Hani, evet sıfır şu an. Yani bakın anaya indik. Sadece bizim çektiğimiz dana kaldı burada. Şura ana derimiz. Şurada bir tık var. Hafif orayı da böyle tesviye edeceğim. Bakın orayı da aldım. Elinizle böyle yoklayarak hiç acele etmeden. Hani kaportada işte hani tesviye macunu çekip de zımpara atınca o pürüzsüzlüğü yakalarsınız ya aynı o mantık işte. Şurada burayı benden önce buraya saçma sapan bir müdahalede bulunmuşlar. Orayı ben yapmadım. Aldığımda buraya müdahale etmişlerdi. Bura biraz sinir bozacak olabilir. Bakalım bir şöyle. Yo. O kadar da değil. Zaten değil koltuğu mi? Kaldırınca o gözükmüyordu orası. Burası gözükmüyor evet. Zannedersem bu bizimki inip binme yırtığı değil de dostlar. Tornavida falan hani ustalarımız sağ olsunlar. Bir tarafı yaparken bir tarafı bozarlar. Ustalar kızmasın bana Erkan. Ne diyorsun? Olabilir. Ha? Ya işini hakkıyla yapanları es geçiyoruz biz zaten. Kızabilirler mi bize? Lastik gibi bir şey ya. Derbi firması da gerçekten yapmış yani. Kalırlak avucunu yalasın. Kalırlak 40-50 euro para tabii, istiyor. Tabii şu saatten sonra avucunu yalasın. Yalnız derbide de hafif mabatlarında bir kalkma. Böyle 400 lira isterim falan filan diye çocuklar yazmış paylaşımın altına. Zırvalamasınlar. Onu şöyle yapın. Yakın bir renk alın çocuklar. İlla rengi yaptırmayın. Hoş yapan adam da var. Bizim aldığımız yapıyordu değil mi rengi Erkan? Abi zaten şu renk açık gri. Bu Mercedes. Bu Mercedes evet. Gri koltuklarına direkt oluyor açık gri. Tex deri bizimki dostlar. Yani Winlex bu suni deri. Şeye, gerçek deri de biraz koyu kalabilir. Gerçek deri bir tık açık bundan. Öyle tahmin ediyorum. Gerçekleri bir tık açık mı? Onu bilmiyorum. Bak. O yapılır. Ya beyaz alırsınız, iki renk alırsınız karıştırarak. Evet karıştırarak o rengi yakalayabilirsiniz. Ya görünmeyen bir köşede deneye onu yakalarsınız. Ondan sonra vurur çıkarsınız. Onda bir bahis yok yani. Zaten bir şişe boya kaç lira? 25 lira. Yani bir para değil bence. Söyleyeyim arkadaşlar. Ha bu arada 25 lira. Lakin siteden siteye değişiyor. Bir ikincisi onu abi zaten 10 küsür lirası kargo ya. Ha yani şehir yani, dışından yani. Aldın tabii Çin genellikte yapmamak tabii, lazım yani. Çin genellikte yapmamak lazım. 10 küsür lirası kargo söylediğin gibi şu köşeyi de yumuşatıyorum Erkan şurayı. Ondan sonra kabaca boyuya geçmeyi düşünüyorum. Evet. Şuraya bir tık daha hafif gireceğim. Çok gireceğim. Hafif yeterli. Gireceğim. Sait 12 liraya almış. Ama o yerinden bizzat alırsan 12 yerinden, liraya alırsan. Yani Ankara'da yerlerinde bunu daha uyguna bulabiliyorsunuz dostlar. Öyle anlıyorum ben. Şurada mı var bir sıkıntı? Yok da hafif girersen. Tamam. İyice çizdik. Evet şimdi bir saniyenizi alacağım. Şununla işim bitti. Şu takozla da işim bitti. Efendim. Nerede o bir salak? Küçük bir salak vardı. Neyi? Küçük bir salak. Evet şununla parmağımla hafif üzerinden geçeceğim şöyle. Bu da 240 numara arkadaşlar. 80'in çizdiğini bir tık daha alabilmek için. Nasıl birader güzel oldu değil mi? Bence kaymak güzel. Gibi ya. Kaymak gibi. Şey primerle mi? Şimdi primer evet. Primer nerede? Primer burada. Dur bakayım veriyorum bir saniye. Orayı bir mantla. Maskelemeseniz de olur. Bu salak da buraya yapışmıyor. Öbür salak da kopmuyor. İki tane salakla başımız gözümüz arada.
sevmedim bunu. İçine tüküreceğim ya. Elimde çalışmayan bir şey olduğumu çıldırtıyor beni. Dostlar. Primer temizleyici sıvı. Evet. Bu olmazsa olmaz gibi bir şey. Bunu mecbur almak zorundasınız. Şimdi orayı bir tık temizleyeceğim. Tesviye aşaması bitti dostlar. Boyamaya geçeceğiz. Boya aşamasına geçeceğim. Şuradan ben boğacaktım onu. Tamamını boyamayacaktım. Budur. Şuradan boğuyum. Tamam mı yine? Tamam. Bir dakika, şu yapışacak mı? Araya yapışır ya muhtemelen. Aynen. Çünkü geçiş yapmam lazım oraya. Geçişi tam zımpara çizdiğin yerin oradan. Çizdiğim yerin tamam, oradan süper. Gireceğim değil mi? Süper. Tamam. Evet. Şimdi aşağıya da gerek yok şunu aslında. Aşağıya değil de birader. Ha. Koltuğa damlamasın aynen, şimdi. Aynen. Oraya çocuk şey yapmış gibi uyuz olur bana. O boya mı elindeki? Abi bu boya bunu bir çalkalayayım ben. Bir dakika. Şu sünger çok büyük. Süngeri birazcık keseceğim ben. Bundan sonra şey sabitleyici cila onu da çekeriz arkadaşlar. Ya çekmesek de zaten direksiyon restorasyonunda. Bu fazla sıkmayız yeter. Direksiyon restorasyonundan biliyorlar. Sabitleyici cila çekeceğiz 2-3 kat. Ondan sonra buranın artık yırtılma ve aşınma şeyi tamamen bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Abi ben çalkaladım. Ver bakayım onu. Tak tak tak. Çalkaladım. İnşallah renk tutacak gibi. Dilerim tutar. Biraz daha mı yatıralım koltuğu? Birader. Ver bakayım. Evet. Üzerimize falan dökmeyelim. Tamam. Yatırdım. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Renk de tutuyor abi. Renk de tutuyor da. Erkam çalkalamadık mı biz bunu? Çalkaladık. Abi. Bir iki katta kapatacak abi o muhtemelen. Öyle mi yapacak diyorsun? Bence öyle yapacak abi. Saç kurutma makinesini mi getirseydim keşke? İlk katı atalım abi. Ondan sonra saç kurutma makinesini getir istersen. Bakın şu an bile ortada yırtıktan emare yok dostlar. O birazcık bir tık hemen kurusun şöyle bir. Saç kurutma makinesini ne halt ettim ben ya. Şimdi geç kalacak video. Sen şunu çalkala ben saçını. Çalkalaya duruyor. Şeyi mi getireyim? Yok onu getirmeyeyim. Tabancayı getirmeyeyim değil mi? Tabancasını. Abi o mahvediyor. Onunla yapmayalım. Yok saç kurutma makinesi. Azıcık beklesin çocuklar. Tamam sıkıntı şimdi yok. Güzel bir paylaşım oldu. Evet arkadaşlar. Tekrar ürünleri göstereyim. Bu boyamız açık gri. Koltuğumuz da açık gri renk olduğu için açık gri bu boyamız. Primer sıvıyı az önce zaten göstermiştik. Dolgu macunumuz vesaire. Yani sizin de çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir ürün. Yani abartılacak bir durum değil. Öyle söyleyeyim ben size. Tabii gri renkte işte siyah renkte falan bunlar Mercedes'in hani universal tabir ettiğimiz piyasada çok bulunabilen renkleri iç döşeme olarak mesela gri ile siyah çok var ama yeşil işte lacivert ne bileyim bej bu tip döşemeler gri ve siyaha göre biraz daha az bulunan döşemeler ve bu tip sıkıntılar varsa onlar için de Derby'den yardım alabilirsiniz. Ki birçok arabanın bu noktalarında zaten
inip binme yırtığı dediğimiz yırtıklar var. Derbiden yardım alarak arkadaşlar sizler de rengini yaptırıp istediğiniz şekilde tamir yapabilirsiniz. Abi yeşil mesela arabanın içi yeşil. Hadi buyur buradan yap. Tamam çok kolay. Onu anlattım zaten. Açık yeşille. Dostlar bu ilk kat. Görüyorsunuz. Kurudu bile. Eser yok. Tabii ben boyacı değilim. Bakın misal kusurlar ortaya çıkıyor ufak ufak. Takılmayacağım onlara çok fazla. Bu ilk kattı. Devam ediyoruz. Nerede fıt fıtım? Abi şurada. Abi. Ver onu. Zannedersem şunu biz iyi çalkalayamadık ya. Bu kadar. Ya da hani siyah renge alıştık da. Siyaha alıştık da bunun kapatıcılığı bu siyah. Bu kapatıcılığı az açık renk her zaman daha bizi zor. Bizi yanıltıyor. Açık renk her zaman daha zor kapatıcı olur. İkinci, üçüncü katta tamamen abi oturur diye düşünüyorum. Evet. Şurada hiç şey kalmadı. Şu salağı açıyorum tekrar. Şu fıt fıtla mı sürmüştük? Aynen. Evet öyle yapmıştık. Burada singer de arkadaş. Bir değişik bir. Görmüyorum ya. Görsem. Görmüyorum ışık. Işık yetersiz. Evet kapatmaya başladı. Işık yetersiz. Geri sıyırıyor sanki Erkan. Nasıl öyle sıyırıyor? Mi oluyor? Nasıl sıyırıyor anlamadım. Minlex'in üzerinden. Ha? Öyle mi oldu? Anlayamadım ki. Vallahi ben de anlamadım şu an. Bende mi var bir gariplik? Burada mı var bir gariplik? Daha tam kurumadı mı acaba? Bunun kurumasını mı bekleyeceğiz? Dediğim gibi daha hiç bundan uygulama yapmadık. Bakalım. Dur bakalım. Bir kurut abi. Ha yok, yok oluyor. Yok oluyor. Yok oluyor, yok oluyor. Evet. Yalnız bu noktayı komple boyamamız gerekecek abi anlaşıldı. Ya bu noktayı komple boyamakla ilgili sıkıntı yok da siyah gibi kapatıcılığı yok onu söyleyeyim yani. Aynen. Orayı maskelediğimiz yerden boyayalım abi sıkıntı yok komple. İyice kurusun. Şu bizim köylü hiç değil. Şunu bir şuraya ben bir alayım. Bir saniye ya. Şu kemer beni manyağa çevirdi ya. Kemer beni ya. Manyağa çevirdi kemer beni. Abi şeyden dola. Başlığın oradan. Aa tamam. Fıstık. Hı. Süper. Geliyorum. Geliyorum. Bu 3-4 kat yiyecek. Daha fazla. 3-4 kattan fazla yiyecek gibi birader bu. Aynen. 3-4 kattan fazla yiyecek gibi. Dostlar gri'nin kapatıcılığı siyah kadar değil. Yo kapatmaya başladı. Kapatmaya başladı. Yanıldım düzeltiyorum. Düzeltiyorum pat pat yapın önce dostlar. Bakın pat patla o alttaki hani alttaki renk önemli değil dedik macunun rengi ama yine yok, de yok, rengine... Kapatıyor. Rengine uygun alırsanız sanki daha iyi olacak gibi. Niye? Çünkü kapatıcılığı ona göre olsun pat pat, diye. Sait de demişti abi pat pat yap diye. Ya Sait taksi çıkması bırak ya Sait. Sait diyor. Sait. Sait'le bir iletişim bugün gerçi ben konuştum da. Bu arada polyesterler de geliyor arkadaşlar. Sait'i ben arayacağım. Hafta sonu muhtemelen şeyle iletişime. Ne iletişimi ya? Hafta sonu ahşaplarla ilgili işleme başlayacağız. Allah kısmet ederse. Dostlar bu süngerden almayın. Bu sünger güzel değil. Ayakkabı süngeri alın. Ya bunu yanında geldi abi. Bu sünger güzel değil. İçinden çıkan süngerde hayat yok. Sait bundan yatmış. Gerçi Sait'in araba taksi çıkması. Ondan bitik sonra mi? Tabii canım taksi çıkması ya. Ne olacak yani? Abi renk de tam tuttu ha. Tam tuttu şu an evet. Söyleyeyim. Abo, ben bu kadar beklemiyordum sonuç ha.
Ben bu kadar bekliyordum. Birader de beni zımparalamak belimi kırıyordu. Yaşlandım dostlar. 20 yaşındayım. Yaşlandım. Abi bir tur saç kurutma makinesiyle kurutup bu 3-4 kat daha yiyecek abi. Evet. Şey getirmedik değil mi? Peçete falan bir bok getirmedik değil mi? Abi şeyi getirdiydim evet, ama. Şu mu lan? Şuna mı kaldık ya? Hayır ben kağıt havlu getirdim. Ay de ya. Nereye koy? Aha var ya al. Kağıt havlu getirdim. Neyse şu torpidonun üstüne koy. Süper oluyor. Dostlar size gösterebilmek adına yaptım bunu. Ben bu parçayı komple boyayacağım. Ama bunu görebilirsiniz diye. Abi vallahi muhteşem oldu an, ya. Şu an tabii ki bakın. Yok hiç gözükmüyor abi. O çok dikkatli bakarsan anca belki görürsün. Dedik. Oba. Nereye gidiyor mu? Nereye gidiyor mu? Amanın yandım. Dur bakalım. Tridine bandım. Şu singerin tavrını hiç bizim beğenmedim. Tayyip şey almış, Biberoğlu koyusunu almış. Dünden yazıştık ya. Abi diyor ben koyusunu aldım dedi. Geçmiş olsun dedi. Onun arabada da mı varmış? O da yapacak herhalde. Tayyip beyazını al, beyazla karıştır rengi. Aynen. Açana kadar. Onun içerisinde mi teksteri? Yok o 210 teksteri. Ha 210 320 ondaki. 320 o gerçek deri. Napa deri olması lazım. Bunun üzerine şimdi renk tam tuttu ya. Renkle alakalı hiçbir problemimiz yok dostlar. Renkle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Dediğim gibi şeyi beğenmedim. Singer'in tavrını beğenmedim. Ayakkabı boyası singeri. Evet ayakkabı boyası. Şeyi yaptığımız dostlar direksiyonu yaptığımız singer daha iyi işinizi görecek gibi. Bu kaçıncı kattı? Üçüncü kat. Üçüncü kat. Aşağıya doğru biraz yap abi. Şu aşağı. Aşağı yaptım halamın oğlu tamam. Daha nereye yapayım? Kurutalım bir kat daha atalım yeter diye düşünüyorum ama sen bilin yine de. Kurutalım bir kat daha mı atalım? Peki. Aynen. Ben peki. Tutayım istersen. Tut şunu. Ver. Dur. Bir dakika. Arabanın üstüne koyma abi onu. Arabanın üzerine ben kağıda koyuyorum onu. Tamam. Hemen kuruyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Manyak oldu ya. Vallahi manyak oldu ya. Ama bir tık açık kalabilir abi. O da normal. Aslında açık kalmaz. Koltuklar kirli. Anladın yani, mı olayı? Tabii, koltuklardan kaynaklı olabilir. Bir tık açık mı kalıyor? Bir tık açık kalabilir. Ama şey yok zamanla kirlenecek o da zaten abi. Kirletiriz. Bir kat daha atalım abi ondan sonra. Kirletiriz ver bakalım. Videoyu bitirelim. Ver bakalım. Daha fazla da sıkmaya gerek yok. Zaten evet, arkadaşlar yeterli, anladı. Yeterli anlaşılacak. Anlaşılacak anlaşıldı zaten. Şuraydı ziyadesiyle bizi sıkıntıya sokan bir de şurası. Dostlar aynı uygulamayı hakiki deri üzerinde de yapabilirsiniz. Hakiki deri için aslında zaten de. Evet. Yani aslı bunun efsafı hakiki deri için. Ama biz bunu Winlex'e de uyguladık. Vallahi gayet de. Başarılı. Yani parça bakın arka tarafta. Var onu göstereceğim. Zaten. Arkada yatıyor. Dediğim gibi biz buranın parçasını normalde aldık. Onu ben değiştirmeye de muktedirim. Ben her türlü tekstil makinesini kullanabiliyorum. Ama ne kadar orijinal o kadar iyi. Ki şu an hiçbir farkı da yok söyleyeyim yani. Şimdi şöyle yapacağız. Birader yetti mi bu kat? Abi bence yetti. Onu... Yoksa bir daha bir kat hadi daha. Hadi bir kurutalım bir kat daha atalım. Bir kurutalım bir kat daha geçeyim ondan sonra ayıralım ve bitirelim. Ondan sonra ayıralım yarın da sabitleyicisini atacağız. Evet.
Bir şey değil mi? Damarlar bile gözüküyor ha. Evet. Vallahi. Sadece zımparaladığımız yerde gözükmüyor. Dostlar son katı geçeceğim. Bandı çıkartacağım. Efendim primerle geçiş yapacağım buralara ve bırakacağım. Primerle bugün geçmeyiz. Yok hayır. Primerle şeyi iki rengi birbirine yedireceğim. İşte tam emişir, yarın yaparız artık onu. Bir göreyim de birader. Ha, oğlum, vallahi ben bu kadar yani beklemiyordum. Hani ilk defa yapıyoruz, ondan dolayı beklemiyordum, öyle söyleyeyim. Ki iyi ki değiştirmemişiz ya o parçayı da. Vallahi şimdi pişman olurdum bunu görseydim. Çünkü onun deseni böyle değil. Hani o damarlar böyle değil. Evet. Dostlar bunu şeyde de kullanabilirsiniz. Hani orta eldivenliği seviyorsunuz siz, ben sevmiyorum. Şu salak aksesuarı. Bu rengini bulamazsanız bu Winlex'le istediğiniz, düzeltiyorum. Winlex boyasıyla onu istediğiniz renge çevirebilirsiniz. Siyahı lacivert'e çevirmiştik. Onu yapmıştık evet. Şimdi şunu birader, şunu bir alıyorsun. Abi onu koy, ben oradan toplarım. Şey dur, yanına tamam koy. O zaman. Bir saniye peki. Bunu arabanın üzerine koyuyorum. Şimdi şurayı. Vay. Bak, gördün mü? Evet. Bir tek. Abi koltuğun kirinden o ya. Aslında orijinal rengi bu arabanın. Boyayalım mı? Bence burayı boyamayalım abi ya. Ha? Bence tamamen boyamayalım ya. O tamamen müddet... boyamayalım mı? Kesinlikle bir müddet sonra. Peki sen primeri ver bakayım bana, bir şey deneyeceğim primer sadece. Mi? Primer... Dur ben de primer. Primer sende mi? Primer bende, sadece bir şey deneyeceğim. Şu geçişi yumuşatabilirsem, ha. Onu yumuşatmayı deneyeceğim bir primerle. Ha. Becerebilirsem. Bir şey diyeyim mi? Sabitleyiciyle bir tık daha birbirine yakınlaşır abi. Temennimiz o. Ama muhteşem oldu. Arkadaşlar çok başarılı. Onu söylememde fayda var. Daha iyi yapacak arkadaşlar vardır. Uygulamayı. Yumuşatıyor mu? Bir tık yumuşatıyor şu geçişi. Boyayı sökmesin mi? Boyayı söküyorum işte, onun için uğraşıyorum. Ha. Bir tık şuradaki geçişi bak. Geçişi ha. Öldürdüm. Gördün mü o çizgili geçişi? Ha. Alttaki, çizgili... Evet, alt, alttakini de öldüreceğim. Alttakini, köşeyi de öldüreceğim. O çizgili geçişi mümkün olduğu kadar görünmez hale getireceğim. Hı. Yani şu rengi bak. Orayı öldürdüm, gördün mü? Hı. Bura zaten, buranın boyası bize lazım değil. Primer boyayı söküyor. Bakın böyle yumuşak bir geçiş yapabilirsiniz dostlar. Yaydım böyle yani gökkuşağı, şuradan geçiş olsun diye. Belki koltukları temizlemeye fırsatımız olmadı hiç. Bakacağız. Yo, Arap sabunuyla bir tur temizlemiştik de. Bir tur bunu temizlemiş miydik? Temizledik tabii. O zaman iyi temizleyememişiz. Ama bunun fırçalanması lazım bu koltukların abi. O zaman iyi temizleyememişiz. Evet, geçişi veriyor abi. Dur bir saniye, devam edeceğim şimdi oraya. Şuradan yapsaydım aslında boya hiç belli olmayacaktı. Yok, ne kadar orijinal rengi o kadar. Dediğim iyi. Gibi yani acemisiyiz. Şurada geçişi veremedin mi birader? Veriyor abi. Yumuşattı orayı. Bayağı bir yumuşattı. Evet. Çizgiyi yumuşattık değil mi? Evet. Ya boyadan sonra hani lokal boyada kaportada
zımpara atıp da arkadaşlar az önce saklama alanı doldu. Hepinizden özür diliyorum. Bitireceğiz. Boyadık arkadaşlar. Flaş sizi yanıltmasın flaş dostlar. Flaş sizi yanıltmasın. Hiç belli değil. Kesinlikle belli değil. Yani gündüz ışığında burası belli olmaz arkadaşlar. Hiç belli değil. Yani. Muazzam oldu. Yarın da sabitleyici cilasını atacağız ve işlemi bitireceğiz arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmayacağım. Şuralardan hafif geçiş yaptım. Onu da anladılar ne olduklarını. Keskin köşeleri yok ettim dostlar. Aynen. Boyayı yaydım. Keskin köşeleri yok ettim. Şu an hiç videoda parlıyor ama... Lakin hiç belli değil. Renk de 10 numara tuttu. Buradan kopacak, yırtılacak gibi bir hali de yok. Sizi sıkmıyorum. Dilerim faydalı olmuştur. Esselamu aleyküm. Görüşmek üzere arkadaşlar.